Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. FM TV'den bir cuma sabahında Herkese selamlar olsun Mevla Teala Hazretleri gününüzü Hayırlı ve bereketli eylesin mübarek eylesin Değerli seyircilerimiz Bir namaz duaları programında Yine tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz Bu haftaki Suremiz Kurayş suresinden olacaktır inşallah. Ne güzel bir ne güzel büyük bir nimet, ne büyük bir devlet. Elhamdülillah. Böyle bir kanaldan ne yapıyoruz? Namazlarımızda, surelerimizde, dualarımızda dinimizle alakalı tepeden tırnağa, yediden yetmişe tabiri caizse bütün eksiklerimizin telafisi için hocalarımız seferber oldular sizlere hizmet için bu şekilde çalışıyorlar. Mevla Teala Hazretleri hep beraber emeklerimizi zayi etmesin. Rabbimizin huzuruna ak yüzle çıkabilmeyi Rabbim hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz bu haftaki suremiz Kureyş suresi demiştik. Kureyş suresi malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve soyunun üzerine isimlendirilmiş Kureyş için kendisi dört ayetten nedir? Müteşekkildir. Allah Resulü'nün sülalesi ile alakalı Mevla Teala Hazretleri ne yapmış? Özel bir sure indirmiştir. Bu suremiz de yine Mekke'de nazil olan surelerdendir. Mevla Teala Hazretleri'nin ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksak sayamayız. Fakat burada Mevla Teala Hazretleri özellikle Kureyş ehline olan nimetinden, güzelliğinden, rahmetinden bahsediyor. Tekrar onlara özel bir ikazla Mevla Teala Hazretleri nimetlerini hatırlatıyor. Bakalım Mevla Teala Hazretleri onlara hitaben ne buyuruyor değerli izleyicilerimiz? Li ila fi Kureyş'in. Tabi asıl Olay şuradan başlıyor. Belki evvela biraz manayı toparlamakta zorlanacağız ama şöyle kendimizi verirsek sizler de mümkün mertebe böyle ekranı başında ne yaparsanız sizler de Kur'an-ı Kerim'inizin böyle yan kenarına küçük harflerle notlar alabilirsiniz. Tabii ben iletişim numaralarımızı size aktarmak istiyorum. 0 530 220 32 30 ne olur telefondan da sure elimizle alakalı özellikle veya soracağınız herhangi bir soruyu bizlere iletebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi manasına geçelim. Bakalım Rabbimiz ne buyurmuş. Li'ilâfi <laughs> Kureyş Kureyş'i sevdirmek için, ısındırmak için. İlaf, elife ye'lefu elfen. Yani bir şeye alıştırmak, bir şeye sevdirmek, Kalbi, kalbi, ülfet ettirmek, kalbi ısındırmak, kalbi o tarafa doğru meyret ettirmektir. Li ilafi başında lan vardır için. Li ilafi Kureyş'in, Kureyş'i, Kureyş kabilesini, Kureyş ehlini sevdirmek için, ısındırmak için. Ki söylediğim gibi bunun cevabı nerede gelecek? Şu üçüncü ayet kelimemize gelmiş olacak. İlafihim biz onlara sevdirdik. Onları ısındırdık. Onların kalbini ülfet ettirdik, meyleptirdik, sevdirdik. Rihlete <laughs> şita'i kış yolculuğunu, vasayf <laughs> yaz yolculuğunu onlara ne yaptık? Sevdirdik, alıştırdık, kolaylaştırdık. Ayeti tekrar baştan alıyorum. Li'alafi <laughs> Kureyşin Kureyş'i ısındırmak için kalplerini imana karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı o sevgi muhabbette e, peygambere sahip çıkma hususunda onlara ne yaptık? Kalplerini meylettirmek için, sevdirmek için ilafihim onlara ne yaptık? Sevdittirdik, ısındırdık, alıştırdık. Rihlete şitai kış yolculuğu ile vassayf yaz yolculuğunu onlara alıştırdık. Öyleyse tekrar döneceğim ayetlerimize fel ibadet etsinler rabbe hâzel beyt şu beytin rabbine yani Beytullah'ın Rabbi olan Mevla Teala Hazretlerine ibadet etsinler. Özellikle Kureyşliler neydi? Beytullah'ın hizmetinde bizatihi bulunduklarından dolayı Mevla Teala Hazretleri onlara ne yapmıştır? Özellikle Beytullah'ın Rabbi diye ifade buyurmuştur. Felyabudu <laughs> ibadet etsinler Rabbe hadel beyt. Şu beytin Rabbine ibadet etsinler. Elledi o Rab ki o Allah ki edamehum onları doyurdu. Min <laughs> cu'in açlıktan onları doyurdu. Açlıktan kurtardı, onları doyurdu. Ve <laughs> emenehum ve onları emniyetli kıldı. Neyden? Neden? Min <laughs> haufin korkulardan da ne yaptı? Mevla Teala Hazretleri emniyetli kıldı. Mevla Teala Hazretleri Kureyşlileri korkulardan emniyetli kıldığı için, açlıktan kurtarıp onları onları doyurduğu için, onlara kış ve yaz yolculuklarını alıştırdığı için, yaptırdığı için, engellerini kaldırdığı için felyabudu rabbe hadal beyt. O halde o beytin Rabbine ne yapsınlar? İbadet etsinler. ...buyrulmaktadır. Şimdi manamızı, kelime manalarımızı yazalım ki ne yapsın? Tekrar bir daha toparladığımızda mana daha rahat bir şekilde ne yapsın? Bizlere oturmuş olsun. Evet, tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Li ilafi ülfet ettirmek için, ısındırmak için, sevdirmek için li ilafi Kureyş'in Kureyş'i Kureyş'i ne yapmak için? Kureş ehlini, sülalesini, ailesini sevindirmek için. İhlafihim biz onlara ne yaptık? Sevdirdik, alıştırdık, kolay yaptık. Rihle'te şita'i kış yolculuğunu, rihle yolculuk, göç, yolculuk, şita kış, vasayf yaz yolculuğu demektir. Malumunuz Mekke'de ne yoktu? Orada bir ekin olayı yoktu veya hayvancılık olayı yoktu. Mekke ahalisi ne yaparlardı? Ticaretle meşgul olurlardı. Bu ticarette kışın, rühleteşşite kışın Yemen tarafına sefere çıkarlardı. Vassaif yazında Suriye, Şam tarafına ne yaparlardı? O Mekke ehli, Kureyşliler Şam tarafına doğru, Suriye tarafına doğru ticarete çıkarlardı ki bu şekilde Mevla Teala Hazretleri onlara bir nimet bahşettiğinden dolayı kendi beldelerinde, ülkelerinde hayvancılık gibi bir durum olmadığı halde herhangi bir nebatat ne yoktu? Çiftçilik de yoktu. Buna rağmen Mevla Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla ne yapmıştır? Mekke ehlini, Kureyş ehlini ne yapmıştır? Mevla Teala Hazretleri bol nimetlerinden ne yapmıştır? bahsettiğinden dolayı Mevla Teala Hazretleri bense yani kurak bir yerde, kurak bir beldede ne yaptım? Size kışın Yemen tarafına sefere çıkarak yazın Şan, Şam, Şam-ı Şerif Suriye tarafına bu şekilde ticaret kervanlarını size çıkararak böyle yolunuzu açarak, yolunuzu kolaylaştırarak, engellerinizi kaldırarak ne yaptık? size rahmette bulunmuş olduk. Öyleyse fel ya'budu ibadet edin Rabbe hadel beyt. Şu beytin Rabbine yani Mevla Teala Hazretlerine ki o nedir beyt? Beytullah'ın Rabbi olan Mevla Teala Hazretlerine ibadet edin. Ellezi o Allah ki edamehum sizleri doyurdu. Min cu'in açlıktan aç iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğe başladığı zaman Kureyş ehli, Mekkeliler ne yapmadılar? Peygamberimizi kabul etmemişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allahümme mecalha aleyhim sinine kesini Yusuf Ya Rabbi onlara onları Kureyş ehlini o Mekke ahalisini Yusuf'un senelerinden sene kıl buyurdu. Yusuf Aleyhisselam'ın malumunuz 7 yıl ne yapmıştı? çok ciddi bir kıtlık senesi geçirmişti Mısır ahalisi. Yusuf Aleyhisselam'ın o yaşamış olduğu dönemde işte onlar peygamberimizi inkar ettiklerinden dolayı peygamberimiz ne yaptı? Allahümme cealhe aleyhim sinine kesini Yusuf. Ya Rabbi onlara Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf kardeşime, o onun ahalisine, kavmine vermiş olduğun kıtlığı bunlara da ver deyince yiyecek ekmek bulamadılar son derece aç susuz kaldılar. İşte Mevla Teala Hazretleri elledi o Allah ki edamehum sizi doyurdu mincuin açlıktan. Hangi açlıktan? Onlar ne yapmışlardı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ettiklerinden dolayı peygamberimiz ne yaptı onlara? Siz misiniz dedi peygamberinizi aç bırakan? biraz dedi kendinize gelin silkelenin bakalım manasında. Bu şekilde ne yapıldı kendilerine? Öyle bir imtihan verildi. Daha sonra işte imanla onlar da şereflerince ya Rabbi dediler. İşte ya Resulallah Mevla'ya dua et bak artık biz iman sahibiyiz. Hani işte biz de Müslümanlarız. İşte Mevla Teala Hazretleri senin bereketinle duanla bu kıtlığı bizden kaldırsın dediler. Ve Peygamberimizin duasıyla ne yaptı? Mevla Teala Hazretleri o kıtlığı kendilerinden yine kaldırdı ve amenehum ve onları emniyetli kıldı min havfin <laughs> her türlü korkudan bütün korkulardan da Mevla Teala Hazretleri onları emniyetli kıldı. O zaman malumunuz peygamberimiz daha doğmadan 50 gün önce fil vakası olmuştu. İnşallah önümüzdeki haftada fil suresinde onu işlemiş olacağız. Ebrehe ve ordusu askerleriyle beraber geldi ve ne oldu? Ebrehe ve askerleri perişan oldu, helak oldular. Beytullah'ı yıkmaya gelmişti. İşte Ebrehe ve ordusu helak olunca o genel olarak Arap Yarımadası'nda bu Kureyşlilere karşı, Mekkelilere karşı artı bir sevgi, muhabbet, tazim meydana geldi. Krallar, ne bileyim aşiretler, aşiret reisleri onlara karşı hürmetli görüyorlardı. Onlar Allah'ın beyti şerifinin koruduklarından dolayı Allah onları da korudu, korudu bu vesileyle diye onlara ne yapmıyorlardı? Şam'a Şam'ın şerife giderken, Yemen'e giderken her tarafta insanlar yolları kesilip o şekilde haramiler, eşkıyalar insanların yollarını keserken Kureyşlilere ne yapmıyorlardı? Aman bunlar Allah'ın sevgili kuludur diye kimse yanaşmıyordu. İşte Rabbimiz de ne buyuruyor? Ve emenehum sizi emniyetli kıldı. Neden? Min havfin her türlü korkudan rahat rahat ne yapabiliyorsunuz? Sizler ticaret yapabiliyorsunuz diye Mevla Teala Hazretleri özellikle buradaki nimetlerini ne yaptı onlara hatırlatmış oldu. Yani ben size bu kadar nimet bahşetmişken siz فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا beyt O beytin sahibi olan, Rabbi olan bana ne yapın yani? ibadet edin. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden gidin. Buyurmak istemektedir. Evet değerli izleyicilerimiz. Mana itibariyle dilimizin döndüğünce sizlere iletmeye çalıştık. Şimdi de inşallah ne yapalım? Ezber talim dersimize, talim boyutumuza geçmiş olalım inşallah. Tabi sizler eğer programımıza katılmak isterseniz soru ve önerileriniz için bizlere ne yapabilirsiniz? Değerli seyircilerimiz sormak istediğiniz soruları bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir seyircimiz demiş ki, Hocam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin beddua etmiştir demiştir. Şimdi burada tabii ki birçok hikmetler vardır. Peygamberimiz bu işin ilk başında, ilk evvelinde olduğundan dolayı Kureyş'in iman etmesinin büyük bir önemi vardı. Kureyş iman edecekti ki Peygamberimizin ne yapacaktı? Önü açılmış olacaktı. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o haç zamanı, panayırlar kurulurdu, bütün dünyanın dört bir yanından kafileler halinde gelinirdi ve hem Beytullah ziyaret edilirdi İslami ölçülerde olmasa da Beytullah evveliyatından beri insanlar tarafından ne yapılırdı? Sevgi, saygıyla karşılanırdı. Bununla beraber insanlar ticaret yapardı. Allah Resulü böyle girerdi, çadır çadır girer, kabile reisleriyle görüşürdü. Amcası Ebu Leheb, Peygamberimiz o çadırdan çıkar, o çadıra girer, o benim yeğenim işte o şöyledir bu böyledir diye peygamberimize yakışmayacak insana yakışmayacak ifadelerle peygamberimizin çalışmasını zedelerdi zedelemeye çalışırdı. İşte bu da ne yapardı? Bir nevi imanın, İslam'ın açılmasını engellerdi. Hatta Hayatu Sahabede geçiyor. Ta veda hutbesinde, veda hutbesinde bir tanesi iman ediyor. Peygamberimizin ilk o zamanlarında peygamberimizin davetine davetiyle müşerref oluyor. Diyor ki ya diyor biz bu, bu peygambere diyor inanalım bak bu peygambermiş bak ne güzel şeyler söylüyorlar. Arkadaşı diyor ki ya bir dahaki sene zaten yine gelirsin hem kavmi de akrabaları bile onu kabul etmiyormuş diyor. İyi değil mi bir dahaki sene geliriz diyor ve o sahabe veda hutbesinde iş bittikten sonra ne yapıyor? Peygamberimize imanla müşerref olabiliyor. İşte o yüzden peygamberimizin ailesinin özellikle yakın ailesinin peygamberimize imanın büyük önemi olduğundan dolayı artık başka birçok hikmetleri de vardır. Ki neticede geçici bir tabiri caizse cezaydı. Yine ne olmuştur? Yine o ceza kendilerinden kaldırılmıştır. Evet değerli izleyicilerimiz vaktimiz dar olduğu için hemen ezberimize geçelim. Evet buyurun şöyle hep beraber ekranı başımıza ne yapıyoruz? Hocamızla ve bizle beraber hocayla beraber ne yapalım? İfadelerimizi sesli bir şekilde okuyalım. Buyurun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر صدق الله العظيم Evet tekrar bir daha okuyoruz değerli izleyicilerimiz. Arkadaşlarımıza ayeti yakından göstersinler inşallah. Bu şekilde ekrana bakarak Hocanın kullanmış olduğu ifadeyi aynen sizlere de telaffuz ederek bu şekilde daha başarılı oluruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlatash

Şimdi de ayet ayet üzerinde duruyoruz. Buyurun. Li ila fi Quraysh li ila fi li ila fi li ila fi li ila fi evvela lam harfi arkasından ne var hemzemiz var ve o hemze ne yapıyor? Y tarafından ne yapılıyor? Çekiliyor. Buyurun.

إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آية تكرر بشطانة يروم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء رح والصيف. رح rihlete ve sayif. Buralarda meddiliğim var. Buraları çekerek duruyoruz. Tecrit bahsimizi inşallah işleyeceğiz. Evet devam ediyoruz. Fel ya'budu beyt. Tekrar ediyoruz. Fel فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ تكرار الدروس الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَأي تكرar ediyoruz الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف Evet Şimdi yine yakın takipten bir kez daha okuyoruz değerli izleyicilerimiz. Lütfen ne yapıyorsunuz sizler de ekranı başında aynen kullanmış olduğum ifadeleri mümkünse sesli, sesli bir şekilde telaffuz ediyoruz. Şöyle de yapmayalım. Ya ben yapamıyorum, ben yapamıyorum demeyin. Zaten şu an yapamıyoruz ama çalışıyoruz. Çalıştığımız zaman ne yapacağız? Allah'ın izniyle yaparız. Buyurun başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın takipten yine. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطأ anem min ju'in ve amanem min hauf Allahu ekber. Sadakallahul azim. Evet değerli izleyicilerimiz. Ezberde inşallah bu şekilde düşündü zannediyoruz ki eksiklerimiz inşallah telafi olmuştur. Evet biraz yine tekrar sizlere dönmek istiyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplayarak bu şekilde programımıza devam etmek istiyoruz. Hocam ilatifim rihlete şita derken orada izhar mı var demiş bir seyircimiz. İlafihim rihlete şita derken burada ilafihim rihlete şita burada dudak ihvası var. İhfa-i şefevi diyoruz. Değerli e, seyircimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kaydemiz neydi? Mim. Mim de B harfinden başka bir harfe uğrarsa cizimli mim. Cizimli mim. Mim ve B harfinden başka bir harfe uğrarsa orada ne olurdu? <laughs> dudak ihvası olurdu. Yani e, dudak üzülüyorum. E, özür izhar olurdu. Ona izharı şefevi. E, dudak izharı deniliyor. Evet ilafihim rihleteş. İlafihim rihleteşte ne yapıyoruz? Oraların arasını ayırıyoruz. Evet bir seyircimiz hocam hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Bize de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Bir seyircimiz hocam demiş bende vesvese var demiş. Rabbim kurtarsın güzel kardeşim. Kalbimizi Rabbimizin rızasıyla meşgul edersek ne yaparız? Ve seslerden de kurtulmuş oluruz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi inşallah ne yapalım? Bir de kendimiz uygulamalı bir şekilde başlamış olalım. Li ilafi gurayş'' Bakıyoruz. Li ilafi derken değerli izleyicilerimiz. Li ilafi. Lam harfinden sonra orada lam elif diyoruz ya. Birinci harf lamdır. ikinci harf elif, eliftir. Elif harekelendiği zaman ona ne diyoruz biz? Hemze diyoruz değil mi? Eğer hemze vav ya sakin ye sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre olursa ye orada ne yapardı? Uzatma harfi olurdu. Ve harfimet mesabesindeydi. Harfimetten sonra sevimetten bir şey gelmediği için burada ne olmuştur? Ne olmuştur? Burada meddi tabi olmuştur. Li ilafi derken gördüğünüz gibi li ilafi ne olmuştur? Hemze harfi met olan y tarafından uzatılmıştır ve kendisinden sonra sevmetten bir şey gelmediği için ne olmuştur? Meti tabi olmuştur. ''Gurayşin'' derken ''Gurayş'' Evet, burada ne vardır değerli izleyicilerimiz? Burada burada ne vardır? Burada mettilin vardır. Mettilin. Bakıyoruz mettilin ne demektir? Vav ile y cezimli olarak gelir kendinden önceki harfin harekesi üstün, kendinden sonra sükünü lazım veya sükûnü arız gelirse meddilin olur. Şimdi tecvid kitaplarında farklı farklı e kaydeler vardı değerli izleyicilerimiz. Onu ifade etmiş olalım hocam. E çünkü kimileri böyle tarif etmiş, kimileri farklı tarif etmiş. Kimi tecvid kitapları demiş ki harfiliğinden sonra, harfilinden sonra sevmetten sükünü lazım veya sükünü arız gelirse meddilin olur demiş. Kimi de bu şekilde tarif etmiş. Ben bu şekilde biraz daha yani belki lin harfi insanın aklında kalmaz ama şu kayda biraz daha akılda kalır diye biraz uzun bir kayda yapmış olduk. Şimdi bakıyoruz. Vav ile ye cezimli olarak gelir. Bakıyoruz. Vav harfi cezimli. Seyir derken ye harfi de cezimli. Doğru mu? Vav ile ye cezimli olarak gelir. Fevzün seyirun gelmiş. Kendinden önceki harfin harekesi üstün. Vav harfinden önceki harfin harekesi üstün mü? Üstün. Y harfinden önceki harfin harekesi üstün mü? Üstün. Tamam buraya kadar güzel. Kendinden sonra sükünü lazım. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu bir yerde vardır. Veya sükûn arız gelirse. sükûn arız yani sonradan gelen. Sonradan gelen kelimenin aslında olmadığı halde biz durduğumuzdan dolayı, arizi sebepten dolayı, arizi sebepten dolayı ortaya çıkan sükün demektir. O arizi sebep nedir? Nedir? Bizim o kelimenin sonunda ayet sonunda geldiği için veya durakta geldiği için durmamızdır. Gelirse sükûn arız gelirse meddilliğin olur. Hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Suremize geçiyoruz. Vav ile ye cezimli olarak gelir. Bakın gelmiş. Kendinin önce harfin herkesi üstün olmuş. Eğer kendisinden sonra da sükûn arız gelirse meddilliğin olur. Şimdi suremizi açalım arkadaşlar. Suremizi açalım. Beyt derken. Evet değerli izleyicimiz. Bakın Y harfi cezimli olarak gelmiş. Kendinden önceki harfin harekesi nedir? Üstün. Kendisinden sonra ayet sonunda gelmiş. Ne gelmiştir? Sükûnü arız olduğundan dolayı. Burada ne olmuştur? Meddillin olmuştur. Yani dört elif miktarı da uzatabiliyoruz. Üç elif miktarı, iki, bir elif miktarı ne yapabiliyoruz? Uzatabiliyoruz. فَلْيَعْمُدُوا رَبَّهَا دَلْ بَيْتِ Ellezi edamehum derken burada evet değerli izleyicilerimiz zal harfini çeken harfimetten y var. Harfimet olan y'den sonra ne gelmişti? Sevmetten hemze gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için bu da ne olmuştur? Metti munfasıl olmuştur. Değil mi? Evet bir seyircimize göndermiş şeyi bakıyorum. Hocam demiş şitade demiş metti mutasıl var demiş. Evet Kendisine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bakın şita derken T harfini çeken burada ne var değerli izleyicilerimiz? Harf met olan eliften sonra ne gelmiş? Sevimetten kırık emze gelmiş. İkisi aynı kelimede olmuş. Burada ayrı ayrı kelimelerde bulundukları için metti munfasıl olmuş. Şita derken burada aynı kelimede bulundukları için de metti munfasıl olmuştur. Evet. Eda'amehum min cu'in derken dâ'ânehum min derken burada ne olmuştur? Burada burada idgamı ı olmuştur. Şimdi arkadaşlarımız bak bize idgam ı açsınlar. idgamı ı misleini açsın arkadaşlar. İdğam-ı mislein arkadaşlar. idgamı ı Evet, her arada ufak bir teknik hata var. Neyse, önemli değil. Ben şöyle tarif etmiş olayım. İdgam misle'in, idgam misle'in malgune iki durumda olur demiş. Sakin mimden sonra, sakin mimden sonra harekeli mim geldiği zaman idgam misle'in malgune olur. Tekrar ediyoruz. Sakin mimden sonra, sakin mimden sonra. Yani yine mim gelirse, sakin mimden sonra harekeli mim geldiği zaman idgam misleyin ma'luhun ne olur? İdgam misliğin ma'luhun ne olur? Aleyhim sade. Nudhil kum mudhalen. Dediğimiz zaman buralarda ne olmuş? Bakın sakin cezimli nundan sonra ne gelmiştir? Mim gelmiştir. Açalım arkadaşlar suremizi. İdgam misliğin. Bak, burada bakıyoruz. Eda'amehum derken ne olmuş? Sakin. Cezimli mimden sonra, cezimli mimden sonra ne gelmiştir değerli izleyicilerimiz? Yine mim geldiğinden dolayı. Yine mim geldiği için ne olmuştur burada? İdgam misleyin malukunna olmuştur. İdgam misleyin şuyudur aynı zamanda. Aynı cinsten olan iki harf yan yana gelir. Aynı cinsten olan iki harf yan yana gelir. Birincisi sakin, ikincisi hareketli olursa orada idgam misleyin olur. Evet. Edamehum min ju'in derken burada da değerli izleyicilerimiz ne vardır? Burada ihva vardır. Ve <laughs> amenehum derken burada aynı şekilde Herhalde seyircilerimizden gelmiş mi? Maalesef gelmemiş. Herhalde bize bırakmışlar. Bir söyleyelim. Hâdâ derken burada Hayı uzatan ne vardır? Burada asar vardır. Ve âmeluhum derken burada da yine asar vardır. Asar aynı elif gibiydi. Harfin üzerinde bu şekilde bulunur. Ve kendisinden sonra eğer sevmekten bir şey gelmese meti tabi olurdu. Hâdâ de meti tabi vardır. Ve emene de yine burada yine ne vardır? Meti tabi vardır. Ve âmene hum min khav dediğimiz zaman burada da yine ne vardır değerli izleyicilerimiz? İrgân malgun malugunne vardır. Min khavfin derken burada ne vardır? Sakin nundan sonra eğer izhar harflerinden olan h harfi geldiğinden dolayı burada da ne olmuştur? İzhar olmuştur. Evet değerli izleyicilerimiz. Bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sizlerle beraber güzel bir program yaptığımızı ümit ediyoruz, düşünüyoruz. Sizlerin de katılımlarından dolayı sizlere teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bir sonraki suremiz Elem Tara Fiil suresi olacak. Bu konuda hatta şimdiden hazırlık yapıp ne yapabilirsiniz? Sizler de hocaya soracağınız soruları iletebilirsiniz. Gününüz, haftanız, hayatınız hayırlı ve bereketli olsun. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.